Zamanı geldi de geçti, artık gitme vakti. Uzansam sanki dokunacakmışım gibi, her şey çok daha kolay. Kulaklarını tıkayıp dinleyince kendini. Kanıma girdin bir kere, aklımdasın hep. Hayallerim var benim, hem de çok büyük. Şu kocaman kanatlarıma bir bak. O yüzden bana dünya çok küçük. Biliyorum çıkacaksın elbet bir gün karşıma. Bir kez dokunduk kaderlerini. Batu? Kumsal? Kumsal! Nereye gidiyorsun? Bekle! Ne yapıyorsun sen ya? Ya ben bir anda oldu. Özür dilerim. Ya kafanda ne kurdun bilmiyorum ama ben sana asla o gözle bakmadım, bakmayacağım da, tamam mı? Unut! Tamam! Kumsal! Taylan'la tam odaya girecek zamanı buldu yani. Sence Batu'yla ilgili konuştuğumuzu duymuş mudur? Kesin bir işler çevirdiğimizi anladı o. Biz bir iş falan çevirmiyoruz. Sadece yardıma ihtiyacı olan bir gence yardım ediyoruz. Ona eğitim hakkı tanıyoruz. Ayrıca da duymamıştır. Çok da kibarmış bu arada. Şalını getirmiş. İnşallah başka bir şey unutmamışsındır. Ne ima ediyorsun sen? Hiçbir şey ima etmiyorum. Her şeyin fazlaca üstesinden gelmeye çalışıyorsun. Hiçbir şey düşünmene gerek yok. Ben hallederim. Problem yok. Kumsal! Nereye gidiyorsun? Bekle! Kumsal, aç kapıyı. Aç dedim! Bak, ya bu kapı açılacak... Ya, ne oldu? Ya da ben açtıracağım, tamam mı? Aç kapıyı dedim. Yok bir şey. Tamam, geçti. Bak, ya bu kapı açılacak ya da ben açtıracağım, tamam mı? Aç kapıyı dedim. Ya tamam Rıfat ya, sonra konuşuruz lütfen. Bırak, bu kapı açılacak. Ben onun babasıyım, onunla konuşacağım. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Kızımla konuşmaya çalışıyorum. Tamam da böyle bağıra çağıra konuşamazsınız ki. Pardon ama siz kimsiniz? Ben buranın öğretmeniyim. Hanımefendi de öğrenci işleri müdürü. Arkadaşlar tamam, yok bir şey. Lütfen girin hepiniz içeri. Hadi dağılın. Kızımı tanıyor musunuz? Kumsal. Kumsal Güçlü. Tanıyorum tabii. Bakın isterseniz bunu dışarıda konuşalım. Çocuklar daha fazla rahatsız olmasınlar. Peki. Nerede konuşacağız? Buyurun bahçeye geçelim. Peki. Gittiler galiba. Gittiler, gittiler. Bitti. Yok bir şey. Kumsal. Kaptanın kardeşi değil mi? Yok de. Niye? Yok de. Kumsal. Yok Kumsal. Ne oldu ki? Yapıyorsun? Ya ne oluyor? 10 dakika bıraktım sizi. 3. Dünya Savaşı çıkmış. Anlatıyorsun hemen, hadi.
Ben böyle bir okul görmedim kardeşim. Yani biz şimdi bu kapıları açtırabiliyor muyuz? Yani ne yapabiliriz ha? Söyler misin? Önce biraz sakinleşin isterseniz. Sakinleşecek bir durum yok. Ben kızımla konuşmak istiyorum. Hepsi bu. Çok sinirleri bozuldu. Apar topar atladık geldik yine. Otellerde, yollarda bir ileri bir geri. Perişan olduk. Ha, psikolojik olarak da kolay değil. Şöyle yapalım mı? İsterseniz bize gidelim. Biz de bir şeyler yiyelim. Sonra orada uzun uzun konuşuruz. Hem siz de dinlenmiş olursunuz. Evet, bence çok iyi bir fikir. Yani böyle ayakta olacak bir şey değil. Rahat rahat konuşalım. Peki, teşekkürler. Oha ya, bayağı Aşk Memnu devam filmi çekmişsiniz yani. Aşk, ihtiras, ihanet. İnanamıyorum ben olanlara. Kendimi birdenbire tuhaf olayların içinde buldum. Çok yoruldum Gonca, çok. Yani Eren Kaptan'ı da şaşırdım açıkçası. Ya böyle bir şey nasıl risk eder ki? Garip. Ya bayağı aşık sana herhalde. Yok artık. Arkadaşız biz canım, ne alakası var? O Batu denen barzodan da her şeyi beklerim. Uzak durun diyorum, dinlemiyorsunuz beni. İkiniz de salaksınız. Yalnız söyleme de ne demeyeceğim. Sen Batu ile Seren'in öpüşmesine bu kadar taktığına göre inkar etme, sen Batu'ya aşıksın. Saçmalama ya. Ben aşık falan değilim Batu'ya. Yani tamam, ilk başta belki bir şeyler hissettim. İnkar etmeyeceğim. İnsan bazen duygularına yenik düşüyor. Ama artık ayıldım. Akıllandım. Artık tek isteğim yanıma bile yaklaşmaması. Ne oldu? Ne oldu? Kumsal'la mı konuşuyordun? Ay. Sana ne? Sen ne istiyorsun bu kızdan? Güzel soru. Çok güzel soru. Ben de sana aynısını soracaktım. Sen ne istiyorsun bu kızdan? Kavga mı edeceğiz? Bak güzel kardeşim. Canım kardeşim. Bu kızla İzmir'den kaçıp gelen kim? Ben. O yüzden ben ne istersem onu yaparım. Sen bu hikayenin neresindesin? Onu düşün istersen. Ne oldu? Bir şey mi oldu anne? Seni özledim be oğlum. Seni özledim. Ah be annem ya. Ben de özledim seni. Şu işleri bir yoluna koyayım, geleceğim seni görmeye, merak etme. Gerek yok. Ne demek gerek yok ya? Allah Allah, olur mu öyle şey? Gerek yok. Çünkü ben geliyorum. Ne? Sen gittikten sonra baban iyice öfke doldu. Vurmuyor değil mi sana? Sen olsan katlanırdım ama artık çok zor. Geleceğim ben de oğlum. Yanına geleceğim. Olmuyor artık. Kaçacağım ben de. Yani çalışırız beraber. Ha, bize yetecek kadar kazanırız, olmaz mı? Ya olmaz mı anne, olmaz mı ya? Olmaz mı ne demek? Yaparız, bana bak. Ben ev mev tutarım, her şeyi yaparım ha. Sen hiç merak etme, biz bir tane çatıda olalım, başka neye gerek var ya? Hiçbir şeye gerek yok. Şş, bana bak, nasıl geleceğim? Para yollayayım mı? Gerçi bende de çok yok ama. Yok yok, var. Para ver bende. Sen yollamıştın ya. Yarın zaten gidip bilet alacağım. Ondan sonra da binince haber veririm sana. Tamam tamam, haber bekliyorum senden o zaman. Öptüm oğlum. Ben de öptüm anne. Ben de öptüm, hadi. Kumsal. Kumsal, Eren ben. İyice görüş gününe bağladık ya. Açmayacaksın. Anlıyorum. Ama sadece bir dinle beni. Kumsal, ben daha önce hiç bu kadar kontrolü kaybetmemiştim. Kendime kızıyorum tabii. Ama sonra düşünüyorum. Yaptığım her şey senin içindi.
sen mutlu ol diye. Bazı şeyleri sakladım senden, evet. Ama bunun sebebi... Boş ver. Kafamı toparlayamıyorum. Canım sıkkın. Hayatımda ilk defa bugün uyarı aldım. Hak ettim bunu. Üstelik kimseye de bir faydam olmadı. Kumsal, ben artık senden uzak duracağım. Böylesi herkes için daha iyi. Çocukken ne kadar kolaydı her şey. Bir oyuncak. Mutlu olmaya yeterdi. Elimden tutardın düşmeyeyim diye. Düşmezdim. Keşke yanımda olsaydın anne. Kimseye güvenme deseydin. Güvenmezdim. Kimsenin peşinden sürüklenme. Akıntıya kapılma deseydin. Dururdum. Ben şimdi kime güveneceğim anne? Çocukken bütün acılar sarılınca geçerdi. Şimdi her şey kalbimde birikiyor. Yani anlayacağınız, annemle beraber başımızı sokabileceğimiz bir eve ihtiyacımız var. Ya moruk, şimdi yani bana gelin diyeceğim de... yani biliyorsun bendeki durumları. Bize gelin diyeceğim ama bizim oralar... Arkadaşlara eyvallah da anneyle beraber yaşanabilecek bir yere ihtiyacım var. Of of. Parayı ne yapacaksın Acit? Yani... Zaten para olunca da öyle cart diye ev tutulmuyor ki. Bunun kefili var, ıvırı var, zıvırı var. Bir milyon tane şey var. Yani istiyorsan birkaç emlakçı arayayım. Nasıl ya kefil mefil? O kadar uğraştırıyorlar mı? Ya haftalık maftalık yerler var ama... Yok, geldi anne olmaz oralar. Lan! Amcanda kalsanız oğlum. Yok yok, amca işi olmaz. Kumsal yengeyle ne yapacaksın abi? Ne olsun abi? Oğlum yenge deyip durma şu kıza ya. Allah Allah. Pardon abi. İyi. Ara madem birkaç emlakçıyı, bakalım ne olacak. Arıyor. Kusura bakmayın, pek de bir şey kalmamış evde ama. Yemeklerini çok özlemişim. Ellerine sağlık. Rıfat'cığım sen de yeseydin bir şeyler. Öğlen de yemedin bir şey. İştahım yok. Kalbim sıkışıyor. Yani bütün bu olayları artık kaldıramıyorum ben. Baksana, kızımız bir serseriye uydu ve evden kaçtı. O serseri dediğiniz çocuk benim... Yeğenim. Öyle mi? Peki yeğeninizle hiç konuştunuz mu? Ya da bir kulağını falan çektiniz mi? Kulak çekmek diye bir şey mi kaldı beyefendi? Onlar artık koskoca gençler. Bırakın kendi kararlarını kendileri alsınlar. Ayrıca Batu çok iyi kalpli bir çocuktur. Kumsala asla zarar vermez. Batu beni ilgilendirmiyor. Beni kızım ilgilendiriyor. Benim kızım bugün burs komitesine babam öldü diye yalan söyledi. Her şeyin bir sınırı vardır ya. Biz kızımız İzmir'de okuyacak diye sevinirken o gizlice İstanbul yazıyor. Sonra da bir serserinin peşine takılıp gece evden kaçıyor. Ama nasıl kaçtıysa öyle paşa paşa geri dönecek. Rıfat Bey, babalığın nasıl bir şey olduğunu ben de biliyorum. Yani her şey kontrolünüz altında olsun istiyorsunuz ama bazen işler öyle gitmiyor. Kumsal burada okumak istiyor. Bu onun hayali. Bırakın kendi kararlarını kendisi alsın. Şu anda hayatının en zor ve en öğretici yıllarını yaşıyor. Bırakın yaşasın ve görsün. Vural'a katılıyorum. Bence de kızınıza bir şans daha verin. Sizi anlıyorum. Tabii. Müşteri kaybetmek istemiyorsunuz değil mi? Rıfat. Biz kızınızı kaybetmek istemiyoruz. Ayrıca biz hiçbir öğrencimize müşteri gözüyle yaklaşmayız. Hepsi bizim çocuğumuz gibidir. Siz sadece izin verin. Ona göz kulak oluruz biz. Kumsal'ı gerçekten kendi öz kızımızmış gibi koruyabiliriz. Hoş geldin. Aç mısın, yer misin bir şeyler? Yok, yedim ben. Kumsal. Kumsal. Suyu çıktı ama artık. Hadi dışarı. Ne oluyor ya? Dışarı, yalla, yürü. Ne oluyor be? Yürü dedim Naş.
Manyak mısın sen be? Manyağım kızım. Söylemediler mi sana? Git, sıkıldım, bunu aldım, hadi. Artık. Ne yapıyorsanız yapın. Saç baş kavga mı ediyorsunuz? Gidip bir yerde ağlıyor musunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Beni de rahat bırakın, tamam mı? Bitti, hadi yürü. Ya bir saniye. Neden konuşmuyorsun benimle? Başım ağrıyor. Hadi canım, hadi, hadi. Bekle. Emin misin, yemeyecek misin bir şeyler? Aç değilim, yedim ben. Ne kadar da benziyorsun annenle babana. Ya öyle. Çok benzeriz. Dolunay da ikinci sınıfta. Aslında Kumsal'la aynı üniversitedeler. Üstelik Kumsal'la aynı dans ekibindeler. Kumsal dans ekibinde mi? Evet. Hem de çok başarılı bir dansçı olacak. Berabersiniz yani. Ne güzel. Beraberiz. Duyuyor musun Rıfat? Hı hı. Kumsal'ın arkadaşları olduğuna sevindim. Aslında sıcakkanlı kızdır. Çabuk kaynaşır. Öyle. Sanatçı babanın sanatçı kızı diyorsun ha? Vural Bey'i televizyonlardan tanıyoruz. Kızım oyunculuğu seçmedi ama. Dansçılığı seçti. Yani benzer şeyler. Biz bu sene bir müzikal hazırlıyoruz. Hem dans hem oyun. İkisi bir arada. Tuvalet nerede acaba? Yukarı çıkabilirsiniz hemen. Ben göstereyim size. Evet. Şöyle buyurun. Bir şey var aklımda. Uzun vadeli bir plan. Kumsal'ı geri döndürecek, tamam mı? Fakat biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Bu arada sana çok ihtiyacım olacak. Benden haber bekle, tamam mı? Tamam. Peki, istiyorsa siz merak etmeyin. Sağ ol. Oğlum yavaş ya, yavaş boğulacaksın ya. Hadi ya. Öyle mi? Yapma be. İyi, tamam, sağlık olsun. Tamam. Hadi. Hadi, kolay gelsin. Ne diyor? Yok abi, biri kefil diyor, biri peşinat diyor. Söylüyorum abi, bu işler öyle kolay değil. Sen başka bir yol çizeceksin kendine. Amcamı aramayacağım Cevdet. Allah Allah, adamdaki inada bak ya. Oğlum adam pervane oluyor etrafına yardım edeceğim diye, sen gidiyorsun kulağını başka taraftan tutuyorsun. Recep, bir şey söyle. Cevdet çok güzelmiş ya. Hem amca baba yarısıdır abi. Ne amca baba yarısıdır ya, amca amcadır işte. Batu bak canım kardeşim, aç ara şu adamı. Oğlum yıllardır adam bu dizilerden o kadar para kaldırdı ya. Biraz baksın size. Tamam lan, arayacağım. Oh be. Ama annem için ha. Hem bakma, o da harbiden yardım etmeye çalışıyor bana. Efendim Batu? Ha, amca ya, bir mevzu var da acil konuşmamız lazım. Neymiş bakalım o acil mevzu? Duyunca anlarsın. Ama yüz yüze konuşmak lazım. Peki, ben İpek'teyim, sana adresi gönderiyorum. Anlaştık. Tamam, ben kaçıyorum. Hadi görüşürüz. Bana bak, olacak lan herhalde. Hadi Recep, çak çak lan. Dur lan. Bu gençlerin işleri de hep acil oluyor. Biz izninizi isteyelim. Hadi Selma'cığım. Bir kahve içseydik. Biz çok yorgunuz. Gidip biraz uyuyalım. Zaten gitmeden önce bir Kumsal'la da görüşmem gerekiyor. Çünkü bu kedi fare oyunu, kaçma kovalamacadan bıktım, usandım artık. Hadi Selma. Nasıl isterseniz. Bu arada merak etmeyin. Ben bir orta yol bulmaya çalışacağım. Sizi haberdar ederim. Sağ olun İpek Hanım. Ben sizi uğurlayayım. Her zaman bekleriz. Hiç endişe etmenize gerek yok. Kumsal'ı iyi bir gelecek bekliyor burada. Bakalım. Göreceğiz. Thank you.
Tutma kendini, tutma. Gül hadi, neye gülüyorsun? Hoşuma gitti yemekteki tavırları. Nasıl yani? Söylediklerin. Yani baba olmak hakkında. Çocuk yetiştirmek hakkında. Ben çıkıyorum. Kızım hayırdır, nereye bu saatte? O yaşı geçtim sanki baba. Hı? Ne dersin? Donacığım nereye? Kardeşlerimin yanına gidiyorum. Okuldakiler hani. Onlar sizin çocuklarınızmış ya. Hatta kumsal sizin öz kızınızmış. Böyle söylediniz. Öz. Dolunay. Yine başlama lütfen. Ya ben merak ediyorum. Acaba kumsalı evlat edinmek için biraz geç kalmadınız mı? Dolunay. Nasıl sözler bunlar böyle? Biz yetiştirmedik mi seni? Ya kime çektin bilmiyorum ki. İşte bu. Tam da bu. Kime benzedim acaba? Kime çektim? Kimin genlerini taşıyorum? Aman neyse boş ver ya. Dolunay. Kızım ben bırakayım seni. Dolunay lütfen. Gittim ben. Lütfen. Atlasana hadi. Unutamadı evlatlık olduğunu. Olmuyor. Hep böyleyiz biz, hep. Erimiyor bir türlü aramızdaki buzlar. Gerçekten çok öfkeli ve ben onu sakinleştiremiyorum. Çok mutsuz, onu güldüremiyorum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Düzelecek. Düzelecek. Büyüyor. Büyüyor. Gel hadi. Keşke söyleseydim. Neyi? Batu'ya aşık olduğunu. Değilim. Ya ima ettin belki ama ne bileyim. Açık açık konuşmadık hiç. Anlatmadın bana. Neden anlatmadın? Kendime bile anlatamadım çünkü. Ama aşık değilim, yok öyle bir şey. Kendini kandırıyor olabilir misin? İlk başlarda belki. Hani böyle bir anda bir elektrik olur ya. Öyle bir şeydi. Ama artık yok. Hayır yani aşık değilim, yok öyle bir şey. Emin değilsin duygularında. Ben aşkım değil. Mutluluğun peşindeyim. İkisi farklı şeyler. O zaman niye bana bu kadar kızdın? Bak o çocuk herkesin hayatını mahvediyor. Seni de üzmesini istemiyorum. Ya herkese mavi boncuk dağıtan baş belası bir tip. Sen nasıl izin verirsin seni öpmesine? Onun bir suçu yok. Ben öptüm Batu. Ne varmış bu sayfada ya? Şşş. Alo. Oğlum iki saattir aynı sayfaya bakıyorsun ya. Hayda. Oğlum biz ne ara buraya geldik ya, ne oldu? Belki Batu da aşıktır kumsala. Heh. Dil bilgisinin hazin tuzağı. Da dedin. Belki Batu da aşıktır kumsala. İyi ya, en azından artık sen bu kıza aşık olduğunu kabul ediyorsun. Batu'yu hep bu hikayenin kötü adamı olarak gördüm. Ya değilse? Ya kıza aşık olan iyi adam oysa? Ya bu hikayenin kötü adamı bensem? Ha. Tamam ya, çözdüm. Harry Osborn sendromu bu. Ne diyorsun Zeki ya? Ya şey işte, bu örümcek adamın düşmanı. Ya aslında hikayeye böyle iyi adam olarak başlıyor ama sonra taraf değiştiriyor. Yeşil goblin oluyor. Ama işte hikayenin başında örümcek adamla araları iyi yani. Seviyorlar birbirlerini. Sonunda ne oluyor peki? Ya kızı örümcek adam kapıyor. Sen de çok pis geberiyorsun. Nereye? Yürüyeceğim biraz. Sen bir kötü adama göre fazla romantiksin ha. Söyleyeyim. Sen de bir kötünün yanlısına göre fazla konuşma. Hadi eyvah. Laf mı soktu bana bu ya? Ha.
Evet ya, laf soktu bayağı. Dolunay mı? Batu. Gel. Kerem. Gel içeri gel. Çok uzun kalmayacağım zaten. Güzel haberlerim var. Yüz yüze söylemek istedim. İpek abla. Hoş geldin canım. Evet. Anlat bakalım neymiş bu güzel haber? Bir gün de yemeğe gel bize. Hep beraber oturalım bir yemek yiyelim. Yüzünü gören cennetlik. İnşallah bundan sonra sık sık görüşeceğiz amcacığım. Allah Allah. Nasıl olacak o? Annem. Annem geliyor. Cenk'in ortaya çıkışı mahvetti beni. Eski günleri hatırlattı. Ben gerçekten çok kötü oldum. Kendimi öldürmeyi bile düşündüm biliyor musun? Yani şu an değil. Ayrıldığımız zaman. 3 ay önce. Çok aptalca bir düşünceydi. Sonra kendime gelmeye başladım. İşte Bodrum'a gittim. Kafamı dağıttım. Sonra da seninle karşılaştık işte. Yeni hayatımın ilk arkadaşı diyorum ya sana. İşte o yüzden. Sen de benim. Sen de benim yeni hayatımın ilk arkadaşısın. Ya şu 2 gün benim için gerçekten çok zor geçti. Ve Batu bir şekilde hep yanımdaydı. O olmasa kendimi kaybedeceğimden çok korktum. Savunmasızdım, korkaktım. Onu ben öpmek bile istemedim ki. Bir anda oldu. Sonrası da kocaman bir pişmanlık. Dolunay? Yani şaşırdım açıkçası. Annenin böyle bir planı olduğunu bilmiyordum. Benim vardı ya, anlatıyordum sana. Onun da canına tak etti demek ki. Açtı bana, geliyorum dedi. Dedim tamam. Peki Ali kızmayacak mı buna? Hiçbir şeycik olmaz. Zaten bizi bulamaz buralarda. Bir şey olursa da artık sen konuşursun. Kardeşi değil misin? Ya aramızın iyi olmadığını biliyorsun Batu. Vallahi amca ben onu bunu anlamam. Ben çok mutluyum. Annemin durumunu zaten biliyorsun. Kadın gelsin biraz rahatlasın ya. O kadar uzun zaman oldu ki onu gülümserken görmeyeli. Daha bir sıkıntımız var. Kalacak yerimiz yok. Yani ben de düşündüm ki belki bir süre sen de kalırız. Yani tabii bunu eline boyuna düşünmek lazım. Sen daha buraya yeni geldin. Bir uyum süreci geçiriyorsun. Paran yok. Tamam, ben para vereyim. Yani sana yardım edeyim ama onu da istemiyorsun. Tamam, istiyorum işte şimdi. Annemle birlikte bir süre sende kalalım. Zaten ondan sonra biz böyle 3-5 bir şey biriktirip kendi evimize çıkarız. Batu, o işler bildiğin kadar kolay değil. Tamam, ben anladım seni. Anladım. Eyvallah. Batu. Ya. Muhtaç mıyız lan biz size? Bir de karşınıza geldim buraya. Salak gibi çok mutluyum diyorum. Şu halinize bakın. Merak etme amca. Sırtında kambur olmayız. Biz kendi başımızın çaresine bakarız. Yazık size be. Yazık. Dolunay, bu konuyu hep konuşuyoruz. Aşman lazım artık bu evlatlık mevzusunu. Haksızlık ediyorsun kendini. Onlara da öyle.
Keşke dışarıdan göründüğü kadar kolay olabilseydi. Ben kolay olduğunu söylemiyorum. Ama bu böyle gitmez. Geçen gün doktora gittim. Ailenizde bildiğiniz bir hastalık var mı diye sordu. Ben bir şey söyleyemedim. Bilmiyorum çünkü. Herkesin bildiği şeyleri ben bilmiyorum Eren. Kime benziyorum mesela? Anneme mi? Babama mı? Bilmiyorum. Öğren o zaman. Neyi? Kime daha çok benzediğini. Git ve bul onları. Vural abi, İpek ablaya olan bu nefretin başka türlü geçmeyecek çünkü. Ne yapayım, beni istemeyen insanların peşinden mi koşayım? İstemiyorlar işte, belli. Neyin diretmesi bu? Kumsalı da annesi terk etti. Ama o nefret etmiyor annesinden. Hatta bak, annesinin izinden gidip mutluluğu arıyor. Konu döndü dolaştı, yine kumsala geldi değil mi Eren? Çok güzel. Konu kumsal değil. Kumsal annesini anlamaya çalışmış. Buralara gelmiş. Cesur davranmış sadece. Dolunay. Kumsal çok cesur bir kız. Gerçekten. Ben de korkan tekiyim Eren. Harika. İnanamıyorum abime ya. Neler yapmış. Bildiğin burs komitesine gidip yalan söylemiş, öyle mi? Evet. Ben de inanamadım. Hele Eren. Ya bazı erkekler gerçekten bazı şeylerden hiç anlamıyor ya. Aptallaşıyorlar direkt. Gidiyor kafa. Bazı erkekler mi? Ya bütün erkekler böyle bence. Çünkü zaten öküz. Ay Batu desen boncukçu. Herkese mavi boncuk. Boncukçu mu? Boncukçu ne kızım? Süpermiş. Yeni kararlar aldım. Bundan sonra bir süre hayatımda asla erkek müdahalesi istemiyorum. Ben de yeni kararlar aldım. Şöyle güzel bir plaj partisine gitmek istiyorum. Böyle denize girelim, rahatlayalım, ferahlayalım. Aa, hatta bunu bizzat ben organize ediyorum. Delisin sen. Nereden çıktı şimdi plaj partisi? Kızım sen beni lisedeyken görecektin. Dersler biterdi, partiler başlardı. Bekle şimdi. Benim Kilios'ta bildiğim çok güzel bir plaj var. Onun yarısını kapatırız. Kafamızı dağıtırız. Ne yapıyorsun? Toplu davet. Boşuna fenomen olmadık kızım. Abi de senin o vardı değil mi? Arkadaşlar selam. Ne selam ya? Video mu bu? Canlıymış kızım. Saçmalama, çekme beni. Arkadaşlar bizim yarın Kilios'ta bir partimiz var. Hepiniz davetlisiniz. Bir şeyler söylemek ister misin? Ay, çıkın gelin işte, ne diyeyim. İzmir'den geldi de utandı biraz. Oo, yorumlar geliyor. Kaçta parti? Ya herhalde öğlen vakti gibi başlarız. Değil mi? Bu arada suratsız Gonca Gül bunu izliyorsa seni öldüreceğiz. Donduk. Evet vallahi Gonca arkadaşımız bizi yurttan dışarı attı da mahvedeceğiz seni. İntikamımızı alacağız. Alacağız. Evet alacağız. Kabus mu gördün? Ya Gonca'ya bir şey oluyordu ya. Bana diyene bak. Yoksa Zekicik aşık mı oldu ya? Kim? Ben. Gonca'ya. Ne alakası var abicim ya? Allah Allah. Bayağı karalama kampanyası yapıyorsun sen bana abi. Git. Zıbar yat, ne yapıyorsan ya. Allah Allah. İstiyorsan bizde kalalım bu gece. Ay yok, çok uykum var. Sen bizde kal. Ya bir üstümü değiştireyim, yarın için kıyafet falan alayım. Gonca odaya almazsa haber ver ha. Yok artık, o kadar da değil.
İyi tamam o zaman. Tamam o zaman. İyiyiz değil mi? İyiyiz, iyiyiz. İyi geceler. İyi geceler. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Alo. Ha Cevdet, ev işini kendim halledeceğim ha. Ya yok amca ya. Yarın bana bir iş ayarlaman lazım. Tamam. Kapat, arayacağım seni, kapat. Kapat. Kumsal, bir konuşabilir miyiz? Ya Kumsal, yapma. Ne yapıyorum? Yapma işte, ne yapıyorsan yapma. Beni böyle tanımıyormuş gibi davranma. Tanımıyorum zaten. Şurada ne kadar oldu tanışalı? Ya bir insan tanıman için yıllar gerekmiyor. Bazen bir bakış. Bir bakış yeter, anlarsın. Ben seni anlayamıyorum ama. Ya Kumsal yapma ya. Bu kadar derdim var, bari sen yapma. Ne gördüğün değil, neye inandığın önemli. Sen beni tanıyorsun artık, ben de seni tanıyorum. Biz o gece birbirimizi tanıdık. Evet, ben seni tanıyorum artık. Sen tekin biri değilsin. Tehlikelisin. Güvenilmezsin. Ayakların yere basmıyor. Her istediğini yapabileceğini sanıyorsun. Ne yapmam istiyorsun peki? Keşke başka biri olsaydın. Öyle biri olmasaydın. Ne olacaktı o zaman? Bağırırdım, çağırırdım. Olay çıkarırdım. Böyle sakin kalamazdım. Ne demek oluyor yani? Bir şey demek olmuyor. Kumsal, Sera'yı ben öpmedim. Beni ilgilendirmiyor Batu. Kimi istiyorsan onu öp. Dedin? İpek Hanım. Öğrenci İşleri Müdürü'ymüş. Ya acaba kayıtlarla ilgili bir sorun mu oldu? Ya da bursla ilgili? Yok yok. İpek Hanım şeker gibi kadındır ya. Öyle kötü haber vermez. Çözümcüdür o. Dolunay'ın annesinden beklenmeyecek kadar iyidir hatta. Gerçi kan bağı yok ya. Ondan herhalde. Nasıl yani? Dolunay evlatlık. Öyle mi? Hı. Bilmiyordum. Bayağı tuzak ama. Artık kaçmana gerek yok. Ben plaja gideyim. Gelirsin sen de sonra, tamam mı? Konuşuruz. Çok kral adamsın lan Cevdet. Aa, neredeymiş bu iş? Ha? Tamam. Aslan kardeşim benim ya. Tamam. Hadi. Şimdi küfredeceğim sabah. Ah be oğlum. Neydi o filmin adı ya? Bak unuttum. Geçen kış ne yaptığını biliyor muydu? Neydi? Ha yok. Geçen gün ne yaptığını biliyorumdu galiba. Ne diyorsun lan sen? Geçen gün İpek'le konuştuklarınızı duydum. Ha. Yani artık elimde büyük bir koz var. Bundan sonra hareketlerine dikkat et. Neydi o kitabın adı? Tehlike çanları kimin için çalıyor muydu? Neydi?
İpek Hanım. Neydi adı kocasının? Çok bilmiş bir oyuncu. Ha, Vural Bey. Bizi davet ettiler. Birlikte yemek yedik, sağ olsunlar. Orada sanki gözüm açıldı. Yani senin çok fazla üstüne geldiğimi düşünmeye başladım. Belki de seni kaybetmekten korktuğumu düşündüm. Artık kaçmana gerek yok. Çünkü seni kovalamayacağım. Vedalaşmaya geldim. Ah, Selma'cığım. Evet. Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Sen de. İstediğin zaman evine dönebilirsin. Seni bekliyor olacağım. Teşekkürler. Kalk ya, kalk kalk. Şşş. Hadi abi kalk ya. Allah Allah. Ne var be? Klasik depresyon belirtileri number one. Geç uyanmak. Saat kaç ki? Normalde kalkıp spor yaptığın saatten 5 saat ileride. 11 abi saat, 11. Hiçbir şey yapasım yok. Mükemmel bir plaj partisine gidesin demiyorum. Hele ona hiç yok. Klasik depresyondan çıkış yöntemleri number one. Sosyalleşmek. Hadi abi kalk ya. Hadi gel bir çık. Güneş gör, deniz gör, kumsal gör. Hadi abi yürü ya. Ya bırak, istemiyorum oğlum, bırak. Bırakmayacağım abiciğim. Abi partiyi kardeşin düzenliyor. Bir gidelim bakalım. Bir sürü erkek vardır şimdi orada. Ortalığı bir teftişe gidelim. Şşş. İyi tamam. Ama bak sıkıldım, an giderim ben ona göre. Sıkılmayacağın için hiçbir problem yok. Oğlum 3 saattir ayaktayım ben, biliyor musun? Enerji patlaması yaşıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım ya. Fark ettim onu. Ya nerede oğlum buranın girişi? Ya geçtim palmiye, 1 saattir palmiye geçiyorum. Ne palmiyesi ya? Öf. Oğlum bu bizim okulun etkinliği. Ha oğlum ben nereden bileyim ya? Bak bize iş geliyor, mekan geliyor. Plajda da garson lazım dediler. Ne yapayım oğlum ben şimdi? Adamdan şeceresini mi araştırayım? Hadi abi hadi. Bir şişir, para paradır. Ya ne salak adamsın sen ya, hadi. Pardon, müsait misiniz? Müsaitim canım, gel tabii. Ben size teşekkür etmek istiyorum. Babamla konuştum da. Ne haber dansçı? Dansçı demek biraz iddialı olur ama iyiyim galiba. İpek Hanım'a da söylüyordum. Size teşekkür etmek için geldim. Babamla konuştum. Dün sizinleymiş sanırım. Yani ne konuştunuz bilmiyorum ama gerçekten faydalı olmuş. Beni anladığını söyledi ilk defa. Burada kalmamı anlayışla karşıladı. Hepsi sizin sayenizde. Çok teşekkür ederim. Gel. Sen ne zaman istersen biz her zaman buradayız. Her zaman, her saat, her daim. Umarım karşıma hep sizin gibi iyi insanlar çıkar. Tekrar teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Ne zaman istersen uğra bana. Küçük bir sıkıntımız var. Taylan her şeyi duymuş. 40 kişi kadar olacağız. Herkes kendi hediyeni ödesin. Hesapları ayrı tutalım. Ki karışmasın. Yoksa işin içinden çıkamayız. Affedersiniz. Ne oldu? Ne oldu? Partiye mi geldin? Yok. Ekmeğimin peşindeyim ben. Çalışacağım, çalışacağım. Nerede? Burada mı? Kayseri'de. Ya burada işte, şu partideyim organizasyon ekibinde.
saçmalama istersen. Niye? Yalan mı söyleyeceğim sana? Gider misin? Niye gideyim ya, Allah Allah. Gitmeni istiyorum çünkü. Yapma ya. Dün gelip beni öpüyorsun, şimdi de işe mi almıyorsun? Dün yaşanmadı Say. Unutalım onu, gitsin. Tamam. Bana göre hava hoş. Ama benim paraya ihtiyacım var, çalışmam lazım. Bir zahmet engel olmazsan çok sevinirim. İyi. Sen kaşındın. Arkadaşlar, toplanabilir miyiz yeniden? Aramıza yeni biri katıldı. Adın ne? Ne? Adın. Adın ne? Muzaffer. Muzaffer Bey, toplanma saatinden tam 20 dakika sonra geliyorsunuz. Umarım müşterilerimize de bu kadar geç götürmezsiniz siparişleri. İnşallah, inşallah da. Adresi bulamadım, bir de 2 kilometre palmiye koymuşlar. Yürü yürü bitmiyor. Bahane göbek deliği gibidir Muzaffer Bey. Herkese bir tane bulunur. O yalnız göbek deliği değil de. Neyse. Bu ne labalilik pardon? Ya sen ciddi misin? Sera Hanım demek istedin herhalde. Bir özür bekliyorum. Özür dileyeceksiniz Muzaffer Bey. Ya bırak Allah aşkına, hadi işimizi yapalım. Özür dileyeceksiniz Muzaffer Bey. Sen kafayı yemişsin ya. Ne yaparsan yap. Allah Allah. Neyse, nerede kalmıştık? Kumsalı da annesi terk etti. Kumsal annesini anlamaya çalışmış. Buralara gelmiş. Cesur davranmış sadece. Dolunay. Kumsalı gerçekten kendi öz kızımızmış gibi koruyabiliriz. Annem. Aldım bileti Batu. Geliyorum yarın sabah. Oh be, çok sevindim annem be, çok sevindim. Sen ne yaptın? Çalışıyor musun? Çalışıyorum anne. Çalışıyorum. Gidip bir adamla konuşmak lazım. Bence gidip ağzını burnunu kırmak lazım o adamın. Saçmalama. Seni o adamla muhatap etmeye hiç niyetim yok. Valla benim de senin lafını dinlemeye hiç niyetim yok Vural. Burada kariyerim söz konusu. Artık seni düşünmüyorum bile. Tamam. O zaman gidelim, beraber halledelim bu meseleyi. Bu benim hayatım. İstediğim şekilde hallederim. Başı belada olan benim. Ayrıca Batu'yu bu okula illegal bir şekilde ben kaydettirmişim gibi görünüyor. Sana hiçbir şey olmaz. Senin başın beladayken ben armut toplayacağımı zannediyorsun. Anca beraber, kanca beraber. Hayır Vura. Her koyun kendi bacağından asılır. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Sen de öyle yap. Kendi hayatına sahip çık. Yelda ile ilgilen. Çok iyi haber bu. Çok sevindim babanla barışmanıza. Ama benim sana daha büyük bir bombam var. Ne oldu? Batu geldi. Burada çalışacakmış. Ne? Evet. Git dedim, gitmedi. Ben de biraz işkence ettim. Ondan sonra istifa etti. Gerçi tam olarak istifa etmemiş de olabilir. Neyse, hadi gelin. Çok eğleneceğiz. Tamam tamam, geliyoruz. Hadi kapa. Tamam, bay bay. Vazgeçtim, çalışacağım. Öyle mi? Gel bakalım. Arkadaşlar toplanın. Muzaffer Bey özür dilemeye karar vermiş. Buyurun Muzaffer Bey. Vay. Sera Hanım, olağanüstü kişilik. Çok özür dilerim sizden. Ne bileyim, ekibinizden, sahil güvenlikten, Kültür ve Turizm Bakanlığından. Oldu mu? Oldu efendim, teşekkür ederiz. Özrünüz kabul edilmiştir. Arkadaşlar, malum siz güneşin altında çok yoruldunuz. Bundan sonra bizimle Muzaffer Bey ilgilenecek. Bütün sorumluluk onda. Siz istediğiniz gibi eğlenebilirsiniz. Hemen de gidiyorlar kapıştırmış. Üf, ne partisi ya? Zaten keyfim kaçık. Hiç kusura bakma Gonca. Geleceksin. Hele dün gece yaptıklarından sonra. Üf, baba ya, inanmıyorum. Ne oldu? Para yatırmış. Hiç öyle bir şey istemedim ki ben ondan.
Aa, nasıl ya? Yine ne oldu? Babam değilmiş. Atıl Bey yatırmış parayı. Nasıl ya? Bilmiyorum. Daha biz anlaşmadık ki. Hem bu adam benim hesap bilgilerimi nereden biliyor? Ya ara bir sor bakalım neymiş ne değilmiş. Arıyorum. Merhaba kumsal, nasılsın? İyi misin? Aslına bakarsanız iyi değilim Atıl Bey. Bir problem mi var? Hesabıma para yatırmışsınız. Evet, yatırdım. Çünkü ben çalışanlarıma ilk ay avans yatırırım. Anlaştığımızı sanıyordum. Ben henüz size bir dönüş yapmamıştım. Zaten daha ne iş yapacağımı bile bilmiyorum ki. Kumsal, o gün hoş olmayan bir tabloyla karşılaştım, biliyorum. O kız benim kız kardeşim. Kendisi biraz rahatsız. Öyle mi? Nesi var? Bir travma yaşadı. O günden sonra da konuşma yetisini kaybetti. Ona yardımcı olmanı istiyorum. İyi de ben ne hemşireyim ne doktor. Nasıl bir yardımı dokunabilir ki? Onun bunlara ihtiyacı yok zaten. Onun güvenebileceği hayat dolu birine ihtiyacı var. Özlem'e arkadaş olabilecek, onu tekrar hayata bağlayabilecek. Onu mutlu edebilecek birine. Çok kişiyle çalıştım, olmadı. Bunu iş olarak gördüler, önemsemediler. Ben kardeşime bir yoldaş arıyorum. Bir sırdaş. Sen de bir ışık gördün. Bu ışık kardeşimi iyileştirebilir. En azından bir tanışsanız. Eğer hala istemezsen. Paramı geri yatırabilirsin. Darılmam. Tamam. Tanışalım o zaman. Yarın sabah. Olur. Anlayışın için. Teşekkür ederim kumsal. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Gonca. Sanırım artık bir işim var. İyi, partide kutlarsın bol bol. Ben de uyurum. Çıkalım mı? Hadi çıkalım. Nasıl olacak şimdi bu iş? Doğduğum yere. Yani buraya. Annemi zorlu yere öğrenmiştim zamanında. Okul ödeviydi. Mecbur kalmıştı söylemeye. Doğum tarihim zaten belli. Şimdi tek yapmamız gereken arşiv odasına gidip benim dosyamı bulmak. Ama nasıl? Bir. Merhaba. Spora mı geldiniz? Ne güzel, günün en boş saatleri. Yok, ben aslında başka bir şey için gelmiştim. Ya, buyurun. Dinliyorum. Sanırım geçen gün bir yanlış anlaşılma olmuş. Ne gibi? Selam. Senin ne işin var burada? Spor. Allah aşkına kimi kandırıyorsun sen? Çocuk gibisin, ne yapıyorsun? İpek Hanım, eğer isterseniz bu görüşmek istediğiniz konuyu bir akşam yemeğinde konuşabiliriz. Burada rahat bırakılmadığımıza göre. Ay, olmaz böyle bir şey, mümkün değil. Ne yemeğiymiş o ya? Ha? İpek Hanım, sanırım eski kocanız izin vermeyecek. Neyse, başka bir zaman konuşuruz ya da hiç konuşmayız. Sorun değil, görüşmek üzere. Tamam. Tamam, konuşalım. Yani akşam yemeğinde. Ne güzel. O zaman ben sizi akşam evinizden alırım. Vural Bey, bakın o göbeği eritmek istiyorsanız size şu aleti öneririm. 4 set yapacaksınız, sonsuz tekrar. Anca yarır. Ne yapıyorsun sen? İpek, bak benim kırmızı çizgilerim var. O çizgiler aşıldığında ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Evet. Başka kadınlarla yapacaksın değil mi? Bilim odası var. Kola vardı bende. Pizza geliyor, geliyor. Kola vardı. Kola. Ya yazık ya. Ben acıdım aslında bu kadar insana. İşleyen demir fas tutmaz kızım.
Boş ver. Çalışsın biraz. Eren'i gördün mü? Onu da boş ver. Kendi etti, kendi buldu. Düşünsün biraz kendi kendini. Ne içersin sen? İçersin bence bir şeyler. İçersin değil mi? İçersin bence. Muzaffer Bey! Ya çağırmasana şunu. Niye canım? Alsın siparişleri, ne olacak? Muzaffer Bey! Bir saniye. Ağır adam ya. Selam. Muhabbete gelmedik. Kumsalcığım ne içersin canım? Ben bir şey içmeyeceğim, sağ ol. Tamam, sen bize iki tane meyve kokteyli getir. Bana da sert bir şeyler getir, 2-3 tane. Sert olsun. Sert. Anladım, sakin. Kumsal, bir iki saniye konuşabilir misin? Hayır, konuşamazsın. Allah Allah, komik misin sen? Kumsal, bir konuşalım 2 dakika ya. Konuşamayız, hiç yeri değil burası, lütfen. 2 saniye. Uzattın ama ha. Ya hayır diyorum. Bir dakika, bir dakika. Ben de bir sipariş vereyim madem. Ben bir tane hardallı, kornişonlu patates salatası alabilir miyim? O dediğinizden yok yalnız bizde. Patates var, hardal var. Kornişon dediğimiz zaten turşu. Nasıl yok? Ay 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 ay. Of of. Pardon hocam, pardon. Bir bakar mısınız? Bir bakar mısınız? Ben ortopedi bölümüne bakıyorum da. Sağdan 2. kata çıkıyorsun. Asansör var orada. İleride sol tarafta. Yani buradan böyle dümdüz gidiyorum. Sonra sola sapıyorum. Yok, sağa sapıyorsun. Orada asansör var. O zaman 4. kata çıkıyorum. 2. kata çıkıyorsun. 2. Abi sen göstersene bana. Gözünü seveyim ya. Ya bak, bu halde geldim buraya kadar. Şimdi bulamam ben şimdi orayı. Heh. Abim. Hadi götüreyim. Vallahi. Sağ olasın. Evet, kornişon, hardal, patates. Bizim şef salata haline getiremedi, sen halledersin artık. Yapma ya, çok komiksin. Pratik Türkçük ama. Çok. Abi gözünü seveyim bana böyle şey imanlar yapma ya. Vallahi bozuşuruz ha. Ne ima etmeye çalışıyorsun sen? Ne alakası var abi? Ben böyle uzaklara bakıyordum tam. Uzaklara bakarken Gonca da uzakların oradaydı yani. Tam denk geldi yani. Sen öyle diyorsan öyledir Zekicim. Ne diyeyim? Kızım yavaş, ne yapıyorsun? Derdi var bunun ama. Beynimi yavaşlatmam lazım. Düşünceler var. Onlardan kurtulmam lazım. Karışmayız, okey? Öyle olmaz o işler. Düşünmek istemiyorsan kafanı uzaklaştıracaksın. Güleceksin, eğleneceksin. Böyle somut somut nereye kadar? Ben o da arkadaşını hala tanımadım galiba. Gonca Gül bu. Gonca ve Gülmek. Gülmek ve Gonca. Çok ters şeyler. Onu güldüren biri bulunmadı daha. Geleceğim ben. Nereye? Vallahi geliyor ha. Gitsin halletin işlerini, ne yapalım? Yemin ediyorum geliyor. Geliyor. Resmen üstüme geliyor şu an. Allah geldi. Zeki, anlat bir şeyler. Nasıl? Hep komik şeyler anlatıyorsun. Şimdi de anlatacak. Kabul etmiyorum. Anlat. Thank you.
Abi selam. Yine ne oldu? Benim ortopedi bölümü değilmiş. Travmatoloji bölümüymüş. Tamam, aynı yer işte. Aynı yer ikisi. De ben şimdi nerede olduğunu karıştırdım. Bana bir daha göstersen abim ya. Hadi be abim. Güzel abim, canım abim ya. Fesubhanallah. Hadi abi. Ya şuradan sağdan ikinci kata çıkıyorsun. Vay sağ, sağ. Chicken fingers mi, o ne ya? İki tane kola değil mi? Geliyor. Kolalar. Ah bakalım kardeşim. Kola veren kola. Herkes kola istiyor. Bakar mısın? İki kola istedik, iki saat oldu ya. Biz de neler istedik 20 senedir olmuyor be. Bekle biraz, ölmez. Geliyor. Kusura bakma, biraz yoğunuz. Ne vardı senin? Aman kaptan, estağfurullah. Ya söyle söyle. Bugün ben de çalışıyorum, söyle. Biri buzlu olsun. Tamam, geliyor hemen. Eyvallah. Gözlerime inanamıyorum. Benim gördüğümü sen de görüyorum. Oha. Nasılsın? İyi. Şu adresi biliyor musun? Yani biraz uzak. Gidelim. Geldik. Burası. Burası. Kime bakmıştınız? Suna Hanım. Benim. Gelebilir miyiz? Buyurun. Arkadaşlar, aşağıda sürprizler devam ediyor. Hadi Sahile. Hadi gel. Siparişler bitti mi? Aynen, senin. Ha. Yordu. Sıcak ya, ondandır. Fena. Tepsi de yakıştı eline. Lisedeyken az yapmadım garson. Şaşırdım. Erasmus. Tuvalet bile temizledim orada. Sen. Züppe olmaya sonradan karar verdin o zaman. Evet. Senin serseri olmaya karar verdiğin zamanlara denk geliyor.
bir şey itiraf edeceğim. Ben de. Nedense bu görüntü benim hiç hoşuma gitmedi. Benim de. Kötü kötü şeyler düşünmeye başladım. Ben de. Hava atıyorlar bence. Bizi oynuyorlar resmen ya. Kesin. Hani biz de arkadaş olabiliriz. Ne var gibi. Hmm. Çok basit. İtici gözüküyorlar bence. İkisi yan yana hiç olmamış. Ya Tom ve Jerry gibi düşün. Bunlar barışırsa bütün hikaye biter. Çatışması kalmaz hikayenin. Aynen. Dizilerde düşmanlar barışmaz, aşıklar kavuşmaz. Neden? Çünkü kavuşurlarsa dizi biter. Reytingler düşer. Aynen. Aynen. Sabote edelim bence. Bence de. Oyunlarını bozalım. Hadi. O voleybol topu yalnız. Futbol oynanmaz onunla. Biz voleybol topuyla basketbol sahasında futbol oynayan ekibiz. Sen boş ver. Öyle mi? Neyse, ben topu alabilir miyim? Biz voleybol oynayacağız. Yani maç yapalım derdim ama sizde o cesareti pek göremedim. Bence çok iyi fikir. Ama bence de bu arkadaşlar voleyboldan pek anlamaz. Ah. Hadi bakalım erkekler. Yerse bekliyoruz. Benim işim olmaz. Ne oldu? Korktun mu? Kondisyonlar nasıldı? Sevdin mi? Gel Selam. Gel hadi laf vermeyelim şunların ağzına. Yok ya. Ben oynamam. İki top sektireceğiz ya. Zeki'yle oynayın siz işte. Bir kişi eksik kalıyoruz ama öyle. Hem ben sana yukarıda yardımcı oldum. Kızlar geliyoruz. Alın bakalım. İki tane gencecik, pırıl pırıl insan. Yaşıt komşularım bile çalmıyor artık kapımı. Hangi rüzgar attı sizi buraya bakayım? Öğrenci filan mısınız? Ben yıllar önce Kanlıca'daki büyük hastanede doğmuşum. Ve sonra da terk edilmişim. Ben bugün o hastaneye gittim. Arşiv odasından dosyamı buldum. Ve annemin ismini öğrendim. Ve karşına benim adım çıktı. Bu adres çıktı değil mi? Evet. İnanamıyorum. Kaç yıl geçti aradan. Unutmuşum bile biliyor musun? Çıkıp gelmesen hatırlamazdım bile seni. Madem yıllar sonra böyle bir karar verdin, beni buldun, ben de sana gerçekleri anlatacağım. Zeki, başka? Bu yaptığımız doğru değil yalnız. Ne diyorsun ya? Yani sen, ben, imkansızlık, olasılıksızlık. Manyadın mı oğlum? Niye tırba girdin sen? Ben çok terledim. Denize gireyim de serinleyeyim. Çok. Hasta bu çocuk ya. Ne oldu ya? Getirtme beni oraya, buraya gelecek. Allah Allah be. Ya kızım, bütün okul senden tırsıyor, farkında mısın ya? Niye bağırıyorsun ayı gibi? Birazcık nazik ol ya. Sus, yürü hadi, voleybol oynayacağız. Nerede? Annen benim eski dostum. O malum olaydan beri de görmedim. Aramadı, sormadı. Canı sağ olsun. Senin doğumuna yakın geldi yanıma. Durumları yoktu. Fakat doğum da yaklaşmıştı. Bakacak durumları da yoktu. Benim SGK kimliğimi alıp senin doğumunu öyle yaptılar. Ay, hastane peşlerine düşmesin diye tabii. Fakat sonra emniyetten durumu anlamışlar. Eve geldiler. Ben yine de ihbar etmedim anneni. Söz vermiştim ona çünkü. Ben ona sözümü tuttum.
madem yıllar sonra geldin, ben annenin adresini vereyim. Git, hala oradaysa gör. Adı ne peki? Annemin. Adı ne? Türkan. Bekset. 25 biter. Çok sürmez zaten. Ne diyor? Dalga geçiyor kendince, boş ver. Ben lisede takım kaptanıydım yalnız, söyleyeyim. Ben de lisans oynadım abi. Sen iyi bilirsin. Ben daha önce hiç oynamadım oğlum. Ama çok sinirliyim. Hepinizi fena yapacağım. Hakem kim abi? Ha, kırmızı kart falan gerekebilir. Şu Gonca'da kürse baksana. Hadi hadi, az laf çok iş. Başla. Başlıyorum. Hadi kursal. İyi servis. Resmen bayak yedik bugün ha. Ulan Zeki, ne halleri düşürdün bizi oğlum ya. Ben bir sürümüzü ayarlayayım. Gelirsiniz. Karaoke'ye gidiyoruz biz. İstiyorsanız gelin. Ya Zeki, kafanı kırdım bu arada ya. Çok özür dilerim. Yok ya, önemli bir şey yok öyle. Yok yok, bayağı kafanda patladı çok. Yok ya, öyle bir dokundu sadece, o kadar. Bir şey yok onda. Hadi hadi ağlama. Gel sana bir şeyler ısmarlayayım. Sen git, biz erkek erkeğe konuşacağız şimdi. Zeki hadi. Kızları yalnız bırakmayalım hadi. Tamam. Hadi kızlar, let's go. Bodyguard'ınız geldi. Bir yamuk olduğu zaman ciğerini çökerim adamın. Yavaş. Yine içiyorsun. Senin yüzünden. Böyle olmasını sen istedin. Gitme İpek. O adamın emeğe gitme. Bence senin bundan çok daha büyük sorunların var. İyi misin? Ya beni bilirsin. Hiçbir zaman çok iyi olmadım. Birimizin elini tut ve hiç bırakma. Yarına bırakalım. Emin misin? Geç oldu zaten. Ay bilmiyorum Ozan ya. Belki de saçma sapan bir fikirdir. İstemiyorum şu an. Peki tamam. Nasıl istersen. Bu akşam bizim çocukların plaj partisi var. Oraya gidelim mi? Ha? Kafan dağılır belki biraz. Eren orada mıdır? Gidelim.
almayın bir yere, bana emanetsiniz. Hadi gelin gelin. Hiç itiraz istemiyorum. 40 yılın başında geldik, eğleneceğiz. Öncelikle internetten yaptığım davete geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Ve şimdi bu sıkıcı konuşmayı bir kenara bırakırsak... Eğlenmeye hazır mıyız? Evet. Açılışı izninizle biz yapıyoruz. Karaoke ile başlayıp daha sonra normal eğlencemize geri döneceğiz. Hayda, işimiz var bunlarla. Hayat garip ha. 40 yıl düşünsem seninle burada böyle oturacağımız aklıma gelmezdi. Kumsal. Ne? Sebebi diyorum. Kumsal. Bak birbirimize dürüst olalım. Centilmence itiraf edelim. Aranıza mı giriyor? Günah mı çıkarıyorsun? Nasıl, beğendiniz mi? Hı, çok güzel. Bu arada gerçekten çok teşekkür ederim. O gün ofisimi oraya bir şadı bıraktığınız için. Gerçi o sırada Vural'da böyle biraz alakasız şeylerden konuşuyorduk ama hani siz girince görmemişiz. Ya böyle haberim olsaydı falan. Ben aslında o gece bizim evdeyken arkanızdan seslenecektim ama siz öyle gidiverince elimde kala kaldı. Buranın eti de çok iyidir. Yani balığı güzeldir ama eti muazzamdır. İsterseniz başka bir akşam... Bir şey yiyecek misiniz efendim? Efendim, bir şey yiyecek misiniz? Evet, yemek. Yok kardeşim, ben yiyeceğim, yiyelim zaten, sağ olasın. Anlamadım. Ben bir soğuk su alayım. Ha, siz Vural... Yok, ben o değil. Ben Vural değil, hayır. Ben bir soğuk su alabilir miyim? Bir soğuk su. Peki efendim. Ne diyorduk o gün? Sizin şalımı getirdiğiniz gün. Vural'la biz konuşurken. İpek Hanım. Konuyu nereye getirmeye çalıştığınızın farkındayım. Hatta benimle bu yüzden yemeğe çıktığınızı da biliyorum. Öğrenmek istiyorsunuz. Duydun mu, duymadın mı? Hani sen o da arkadaşını tanımıyorsun demiştin ya. Hı hı. Tanımıyormuşum. Vallahi ben de tanımıyormuşum galiba. Kız bir yere çıksa, sahne yapsa gider izlerim yani. Kesin. Gergin aşağıya. Allah Allah. Ne oluyor ya? Ya tamam, aferin, güzel söylüyorsun. Tamam. Bırak da başkaları söylesin biraz ya. Allah. Yürü. Yani her şeyi duydunuz. Ya, her şey değil. Yasa dışı bir şeye bulaştığınızı duydum. Ama ne olduğunu duymadım. Zaten duysaydım da fark etmezdi. Açıkçası benden bu kadar korkmanız beni biraz üzdü. Benden size bir zarar gelmez, merak etmeyin. Ama tabii o Vural için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Anlamıyorum. Gerçekten. Yani nedir bu Vural'la aranızdaki düşmanlık? Düşman değiliz. Düşman olmak için yaşlıyız. Sadece hayata bakışımız farklı diyelim. Tabii bir de ağır tahrik var. O gün ne olduğunu gördünüz.
Adam evimi bile bastı ama ben hiçbir şey yapmadım. Ama aslında bana en çok önemli oldu biliyor musunuz? Kendi oğlumu kaybetmek. O gün partide bile Vural'ın yanında yer aldı. Eren'le iyi değil misiniz? Kötü bile değiliz. Beni o kadar umursamıyor. Eskiden farklıydı tabii. Yani yine bir mesafe vardı ama öyle değildi. Ne bileyim belki biraz da benim yüzümdendir. Ben de rahmetli babamdan böyle gördüm. Emekli albaydı. Tek başımız önde yürürdük. Sanırım ben de Eren'i biraz fazla baskıladım. Ama ben bunu onun iyiliği için yaptım, daha güçlü olsun diye. Eskiden severdi beni. Yani sevmese bile saygı duyardı. Sonra o kaza yaşandı. Hepimiz paramparça olduk. Annesi değil mi? Kim eşini kaybetmek ister ki? O günden beri oğlum benden nefret eder. Oğlum benden acımasızca nefret eder. Annesinin ölümünden beni sorumlu tutar. Düzelecek, düzelecek. Geberteceğim böyle. Darıldın mı cicim bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Darıldıysan barışalım, kumru gibi koplaşalım. Eslerim güzelim, tut elinim, ben yanıyorum. Aman Allah, çok seviyorum. Eslerim güzelim, tut elinim, ben yanıyorum. Aman Allah, çok seviyorum. Hadi dönelim artık ya. Abi bir saniye. Sera bir video paylaşmış da onu açmaya çalışıyorum. İyi akşamlar. Hadi İpek'cim gel. Vural ne işin var burada? Kalk hadi gidiyoruz. Ya Halit bırak beni. Hadi gidiyoruz dedim ya. Ya hayır diyorum sana. Çay bırak beni buraya. Yeter. Ne işin var senin burada? Rezil olduk insanlara Vural. Ne yapıyorsun? Ayıp ama. İpek hadi. Ya bırak diyorum. Gidiyoruz. Ne yapıyorsun sen ya? Ne biçim bir magandasın sen? Sana bu yumruğu çoktan geçirmem gerekiyordu ama. Ya Vural. Tamam artık, tamam. Evet evet, bir denesene, denesene, bir denesene. Beyefendi. Ha dayak istiyorsun. Ha, evet istiyorum, denesene. Gel, denesene bir. Gel dedim. Ya yeter. Ya yeter artık. Öf. Öf. Bu ne ya? Ya bırak kardeşim be. Ne yaptıysam bulacağım. Bulacağım, ensendeyim. Ya İpek. Yok mu ya? Of. İpek. Ya git artık. Git, git. Yeter. Yeter. Gelme peşimden. Takip etme beni. Söyleme adımı. Çıkma karşıma. Yeter artık Vural. İstemiyorum seni ya. Anlasana artık bunu. Niye böyle yapıyorsun sen? Niye yapıyorsun bunu bana? Niye? Ne istiyorsun benden? Aşığım sana. Aşık. Bu. Bilmiyor musun sen bunu? Seviyorum seni. Kaç defa daha söyleyeceğim sana ben bunu? Gırtlağım yırtılana kadar bağırayım mı? Gel daha, gelmedim daha ya. Gitsene sen Yelda'ya. Bırak be. Allah kahretsin. Tek sorun Yelda mı? Defol git. İpek.
Gel arkadaşım. Tamam. Hayırdır arkadaşlar? Nereye böyle? İçeri. Damsız almıyoruz arkadaşlar. Okuldanız biz, okulun etkinliği. Anlıyorum sizi ama damsız almıyoruz. Bodyguard kardeşim, ya seni çok iyi anlıyorum. Ben de böyle üzerimden senelerdir atamadığım bir apaçılık var da. Bu arkadaş içeri alınmayacak arkadaş. Zaten bizim içeride arkadaşlarımız falan da var. Çağırın gelsinler o zaman. Alsınlar sizi kapıdan. Ne kadar pratiksin sen. Aha. Dur. Olay çıkarmayalım şimdi. Zeki arayayım da gelsin kızlardan biri. Sesten duymuyor. Duyduklarında gelirler o zaman. Alamam arkadaşım, kusura bakmayın. Dünyayı kurtaracaksın değil mi? Bunlar da iki barışta. Niye ya? Küsmedi ki bunlar. Oğlum neler oldu neler? Sera ile Batu öpüşmüş. Kutsal da bunları gör. Uyu sen daha, uyu. Dünyanın da beni yap, şap şap. Ha. Bu arada bu anlattıkları mı? Aramızda. Eren'e sakın yurdun ben. Tamam mı? Ben şimdi biraz tempoyu düşüreceğim ama bu şarkıyı ne zaman dinlesem aklıma hep annem geliyor. Bütün annelere armağan ediyorum. Yok. Açmıyorlar abi. İçeride çok ses var ya. Duymuyorlar herhalde. Ya ya milleti mi eleyeceğiz? Çekil, çek, gireceğiz lan, çek. Hop, hop. Çekilsene. Eleyeceğiz mi oğlum? Lan. Duyuyor. Olsun abi ya. Biz böyle bir anda gaza geldik de sizi görünce geçti. Sağ ol. Eyvallah. Saçlar iyiymiş. Kötü niyetli bir insan görmedim biliyor musun? Madem hoşlanmıyorsun benden uzak dur, uzak. Misal boş ver, yapma. Sen geleceksin İstanbul'a. Yok mutluluktu, yok annemdi. Duygu sömürüsü yapacaksın. Yok param çalındı bilmem ne. Mağdur edebiyatı. Sonra da insanlar seni sevecekler. Sana bayılacaklar. Öyle mi? Cık. Yok canım, yemem ben bunları. Dolunay. Ben senin gibi plan yaparak yaşamıyorum. İçimden geldiği gibi yaşıyorum, anladın mı? Aslında biliyor musun? Benim yapmam gerekiyordu bu acıların çocuğu ayaklarını. Ama ben senin gibi değilim. Ben senin gibi teşhirci değilim. Her şeyimi herkese anlatmıyorum. Ne diyorsun sen ya? Terbiyesiz! Annem için şarkıymış. Bize ne ya senin annenden? Bana bak. Uğraşma, uğraşma, boş ver. En azından kimse seni yetiştirme yurdunun önüne atmadı. Kimse seni istememezlik yapmadı. Hala seni çok seven bir babam var. Hem de öz be öz gerçek babam. Senin bu yaptığın ne biliyor musun? Senin bu yaptığın şımarıklıktan başka bir şey değil.
Kumsal, kumsal. Hadi yürü çıkalım. Ya hadi. Bırak. Bırak bakalım ne söyleyecek. Susuyorsun. Susuyorsun çünkü ben haklıyım. Sen nesin biliyor musun? Sen İzmirli, zavallı, zengin bir prensessin. Buralar sana ağır gelir bebeğim. Defol git. Evine dön. Sakın peşimden gelmeyin. Anladınız mı? Sakın. Kumsal... Abi be. Biz daha demin arkadaşlarıyla küçük gördük. Bir şeyler oldu da. Bizim harbiden içeride arkadaşlarımız var. Dışarı çıksalar girebilir miyiz içeri? Yok arkadaşlar, damsız almıyoruz. Dam dam, hepsi dam onların ya. Yok arkadaşlar, almıyoruz ya. Almıyoruz beyler. Asıl şımarık sensin. Elindekilerin kıymetini bilmiyorsun. Öz ya da değil. Ailen yanında, seninle birlikte. İpek Hanım, Nural Hoca. Hiçbirini hak etmiyorsun sen. Ha? Onları daha çok sevdiysen zaten diplerinden ayrılmıyorsun. Onlar da acıyor sana herkes gibi. Onların da kanına girdin. Yazık sana, yazık, yazık, tamam, yazık. Tamam, acıyorum tamam, sana. Gel buradan söyle, gel. Söyle, tamam, gel, tamam. Gel. Aa, ayıp ya. Tamam ama, hadi yürü Kumsal. Bırak, gel. Atma, tamam yeter. Nerede bunlar ya? Yemişlerdir birbirlerini. Zeki, siz yürü dönün. Ben Kumsal'ı bulmaya gideceğim, tamam mı? Tamam, tamam, sen git. Gonca'ya sahip çık. Tamam ya, git sen, merak etme sen. Yeter ya, yeter. Herkes üstüme geliyor. Ya sen dinleme kimseyi, boş ver. Dayanamıyorum artık. Anlıyor musun? Dayanamıyorum. Dolunay bir taraftan, babam bir taraftan, sen bir taraftan. Ya rahat bırakın beni, rahat. Bırakın artık beni. Ya geçecek bunların hepsi, geçecek. Geçmiyor. Gel baba, gel. Bırak, dokunma bana. Ya gel. Bırak. Gel diyorum. Bırak. Gel. Tamam, tamam, tamam. Geçecek hepsi, geçecek. Sen dinleme kimseyi, sakin ol, tamam. Ne istiyorsun sen bu kızdan ya? Yetmedi mi artık? Ya asıl o benden ne istiyor ya? Geldiğinden beri ne hale geldim görmüyor musun? Herkesi çaldı benden, önce seni çaldı. Sonra annemi, babamı. Daha neyimi alacak bu kız benim Eren? Canımı mı alacak, neyimi alacak? Bunu sen böyle görüyorsun. O kız öyle bir kız değil. Artık bu kadar da kötü niyetli olma. Yine ben kötü niyetliyim değil mi? Yine ben. Bu kız senin gözünü kör etmiş. Alo. Dolunay merhaba. Buyurun dinliyorum. Yarın sana bir kargo gelecek. Bunu Kumsal'ın bulmasını sağlamalısın. Ama kimden geldiğini de anlamamalı. Ne var kargonun içinde? Kumsal'ı İzmir'e getirecek olan şey. Tamam, bekliyorum. Abi biraz yavaş gidebilir miyiz acaba? Bu yol hiç bitmesin. Ah, neredesiniz ya? Ya ben iyiyim. Kumsal nerede? Onu arıyorum ben de. Hadi bulalım da eve dönelim artık. İyi hadi. Ben seni anlıyorum. İster inan, ister inanma. Anne kokusu bambaşka bir şey. Benim de hayattaki en değerli varlığım. Her şeyi onun için yapıyorum. Çok özledim onu. Çok. En son küçükken gördüğümüzü hatırlamıyorum ki. Nasıldır acaba yüzüm? Değişmiş midir?
çizgileri artmış mıdır? Hayatta mıdır? Belki de bulursun anneni. Buluruz. Kumsal güçlü. Güçlü ol. Ben senin yanındayım. Sana o gün de söyledim. Ben senin başını yaslayacağım, unutma. Alo. Oğlum, günaydın. Bil bakalım neredeyim. Ne demek neredeyim ya? Geldin mi anne? Hani öğleden sonra gelecektin? Yok, dur dur, telaşlanma. Otobüse binmek üzereyim. Ha, ya ben de öyle söyleyince dedim ne oluyor. İyi iyi, hadi hayırlı yolculuklar. Bana bak, babam bir şey anlamadı değil mi? Geç geldi zaten eve. İçmiş, sızdı. Ben çıkarken de horluyordu. İyi, hiç olmazsa içmesi bir kere işe yaradı ha. Kavuşuyoruz be oğlum. Kavuşuyoruz sonunda. Ah, kavuşuyoruz annem. Bana bak, ev tutacağım bugün bize. Artık öyle küçük küçük idare edeceğiz. Biz anaoğul beraber olalım da her yerde yaşarız. Yaşarız tabii annem ya. Bana bak, ben geç kalırım meç kalırım. Bir şey olur sakın bir yere gitme. Otobüsten in, beni bekle. Tamam mı? Tamam tamam, merak etme. Şoför geldi. Öpüyorum canım çok. Tamam. Görüşürüz. Tamam annem, hadi kazası belası. Hadi. Atıl Bey bahsetti senden. Ben de arkadaş olmak istedim. Çok arkadaşım yok. Üniversiteye yeni başladım. Şimdi yaz okul var. Eylül gibi başlayacak dersler. Yok değilim. Sıradan bir öğrenciyim. Hatta daha hangi bölümü bile seçeceğime karar vermedim. Ya özel şeyler konuşmak zorunda değiliz. Havadan sudan konuşuruz. Baksana, güneş çok güzel. Orman çok iyi geldi bana, biliyor musun? Neden konuşmadığını? Anlatmak istersen dinlerim. Ama istemezsen sorma. Arkadaş olmak için konuşmaya gerek yok. Anladın değil mi ne yapacağını? Tamamen tesadüf gibi olmalı. Anladım. Aynen öyle. Kumsal sanki tesadüfen karşısına çıkmış gibi hissetmeli. Sana güveniyorum. Merak etme. Ben de. Şimdi benim biraz işim var. Sonra konuşuruz, tamam? Hı hı. Batu, nereye gidiyorsun? Sana ne? Bak, beni yanlış anladın. Gel oturalım, konuşalım. Hep böyle mi olacağız? Ya bak, hapisten çıkarttın. Okula kaydettirdin, eyvallah. Ama bunlar için her gün ayağına kapanacak değilim. Keşke bunların hiçbirini yapmasaydın da annemle bana bir tane oda verseydin. O zaman amcalık etmiş olurdum. O işler o kadar kolay değil. O işler çok kolay. Bak, ben şimdi gideceğim, tutacağım diye. Basit. Ne olacaksa olacak. Batu! Bir yere mi gidiyorsun? Gel bırakayım. Sen geçen gün dersini almadın mı ya? Ne oluyor ya? Sen karışma. Batu istediği yere istediği gibi gider. Sen bizim ailenin şoförü mü oldun? Yırtık da ondan çıkar gibi her yerden çıkıyorsun.
Çok uzağa gitmeyeceğim Taylan abi. Bırakırsan memnun olurum. Ayıp ettin, ayıp ettin. Gel atla. İyi günler Vural Bey. İşte benim hikayem de böyle. Ha tabii mutluluğu buldun mu diye sorarsan daha yanına bile yaklaşamadım. Kalabalığız biliyorum. Bence toplaşıp birlikte aramalıyız. Bir aşk acısı seziyorum. Doğru mu? Aslında böyle şeylerin bizi üzmesine izin vermemeliyiz. Ama tabii insan kalbi kırılınca üzülüyor. Biliyorum. Kim bu? Anlatmak istersen. Gölge. Takma adı mı? Üzülme. Hepimizin bir gölgesi var. Taylan abi sen beni şöyle şuralarda bırakıver. Nereye gideceksin sen onu söyle. Ya otobüse bırak ben oradan giderim kendim. Oğlum söyle. Belki yolumun üstüdür bırakırım. Ya annem geliyor da bugün benim İzmir'den. Ben de işte ev bakacağım. Ev tutacaksın. Nasıl olacak o tek başına? Olacak abi işte bir şekilde ya. Tek başına öğrenci haline ev vermezler sana. Kefil isterler. Buluruz abi kefil ya. Bir evi bulalım da biz. Buldum bile. Nasıl yani? Tanıdık emlakçılar var hallederiz. Caz yapma. Beyefendiye bak bir de otobüse binecekmiş. Klimalı servis yapıyoruz. Hala otobüs diye ısrar ediyor. Vallahi hayır demem abi tamam. Abi elimi tuttu ya. Anladın mı mevzuyu? Bayağı geldi elimi tuttu yani. Böyle bir sevgili olduk filan. Oğlum çok güzeldi ya. Oğlum seni yıllardır tanıyorum. İlk defa bu kadar mutlu görüyorum. Ne güzel işte. Ya bir de Gonca bir anlayabiliyor musun ya? Ha düşünebiliyor musun? Düşünemiyorum. Ama yapacak bir şey yok. Alışacağız bir şekilde. Ya kaptan. Ben şimdi de çok heyecanlıyım ya. Ne yapacağım ben şimdi mesela? Ha? Nasıl olacak yani? Olaylar böyle çok böyle anormal gelişti anlıyor musun? Ya tamam ben şimdi böyle geceleri çok yakışıklı bir çocuğum. Sen de biliyorsun yani herkes biliyor. Burada bir şey yok da. Ya ben gündüzleri de çok çirkin oluyorum ya. Nasıl yapacağız? İlk zamanlar olur oğlum böyle heyecanlar. Merak etme ya bir rahat ol. Ha öyle mi diyorsun? Peki sonra ne olur? Sonra geçer. İnşallah sizin geçmez. İnşallah. Ben şimdi sabah gittim. İki tane konser bileti aldım. Gonca'yla bana. Ha. Ben nasıl teklif edeceğim şimdi ya? Konsere gidebilir miyiz diyeceksin. Nasıl abi böyle dan diye bunu mu söyleyeceğim ya? Allah Allah. Ben böyle daha ağırdan ağırdan, daha alıştıra alıştıra falan söylerim diye düşünüyorum. Ya Zeki, oğlum zaten dün gece olan olmuş. Bir rahat ol ya, bir relax ya. İyi tamam. Ben bildiğim bütün duaları ettim. Sen de bana şanslı et kardeşim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Şişt, ne haber kız? Selam. Kahvaltı yapmadın değil mi? Yok. Beraber yapacağız dedik, oyun uzanlık yok. Hı hı. İyi misin sen? Hı hı. Görüşmek üzere. Çok memnun oldum. Nasıldı? Çok tatlı bir kız. Çok sevdim. Yani? Kabul ediyorum. Bunu duyduğuma çok sevindim. O zaman bu yürüyüşleri gün aşırı tekrarlarız. Ben sizi haberdar ederim. Anlaştık. Okulunuza bırakmamı ister misiniz? Yok ben hallederim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere Atıl Bey. Görüşeceğiz tatlım.
Merhaba. Ben Türkan Hanım'a gelmiştim. Kocasıyım ben, hayırdır? Türkan Hanım'la bir meseleyle ilgili konuşmak istiyordum da ben. İçeri girebilir miyim? Duvarlar yeni boyandı. Önce kiracı da birkaç parça eşya bırakmış. Ev sabit kalsın dedi. Kirası 600 lira. Pazarlık payı yok ne yazık ki. Anladım. Bende 300 var abi. Maalesef o paraya zor bu arada. Şey yapsak, sonra tamamlasak olur mu? Peşin almak durumundayım. Depozito için yarım kira istiyor ev sahibi. Benim de komisyonum var üstüne. Tamam. Anladım. Sağ ol, teşekkür ederim. Tamam usta, hallettik. Hallettik. Yok, Talin abi ne yapıyorsun ya? Talin abi. Dur oğlum Batu, dur. Bırak elimi, manyak mısın sen? Ya Talin abi. Sen benim öğrencimsin Batu. Oyuncumsun. Dış kapının mandalı değilsin. Biz de burada bugünler için varız yani. Borcun olsun. Sonra kazanınca ödersin, tamam mı? Tamam abi, en kısa zamanda ödeyeceğim. Usta biz bu sözleşme işini sonra kendi aramızda halletsek olur mu? Bu çocuğun otogara yetişmesi lazım da. Benim işin hiç fark etmez. Tabii olur. Ben sonra gün içinde geleceğim usta. Tamam. Olur tabii. Bereket versin. Hadi bakalım Batu, otogara gidiyoruz. Madem başladık, devamını getirelim. Evet. Hadi anlat bakalım. Abinim ben seni, saklama sakın. Yok bir şey. Selam. Sera. Abi. Hı? Sen hiç olmaman gereken birine aşık oldun mu? Nereye? Eve. Dinleneceğim biraz. Al bakalım. Sen ne yapacaksın Türkan'ım şimdi? Aslında bu uzun bir konu. İsterseniz ben gideyim, Türkan Hanım gelince geleyim. O bir daha zor gelir buraya. İstersen sen git yanına. Olur. Gideyim. Nerede kendisi? Tarif edeyim ben sana. Şimdi buradan çık. Sağ sap. Dümdüz git. Sol tarafta serva ağaçlarını göreceksin. Oradan içeri gir. Sağ tarafta üçüncü mezar. Öldü Türkan. Çok seneler oldu. Tek yaşıyorum ben. Peki çocuğunuz falan yok mu? Allah korusun. Ha, bir tane oldu. Ama verdik gitti zaten. İyi ki de vermişiz. Kim uğraşacak çocukla mocukla? Halimize bak işte. Erkek olsa neyse. Kız oldu bir de. Vermeseydik zaten evden kaçardı ya da kendini satardı. İyi oldu. Sen söyle bakayım bana. Türkan'ı nereden tanıyorsun? Ben şeyden tanıyorum. Zaten öyle önemli bir şey değil. Ben gelirim sonra gene. Ne
Goncagül. Goncagül. Gel. Zeki ben, Zeki. Gel. Ne haber ya? Ha? Nasılsın? Uykuluyum. Biraz daha yatacağım. Ha. İyi o zaman, ben seni çok vaktini almayayım. Hemen bir şey söyleyeyim, gideyim. Şey Gonca, festival var da ben bilet aldım ikimize. Çok güzel gruplar çıkıyor. Baş başa gideriz diye. Ne diyorsun? Çalışmam lazım Zeki. Yaz okulu vizelerim var. Ha. İyi tamam canım. Başka zaman gideriz madem vizelerim var. Gonca. Dün gece biz... Dün gece bana çok iyi geldin. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen çok iyi bir arkadaşsın Zeki. Çok sağ ol. Ha. İyi tamam. İyi uykular sana o zaman. Arkadaşlar, kütüphane kartı olmayanlar bu formu dolduracak. Duyanlar duymayanlara söylesin. Hadi bakalım, elden ele şunları uzatalım. Kumsal, sen yenisin değil mi, bu sene geldin? Evet. Kütüphanede çalışıyorum da ben. Kartın yok mu senin? Kütüphane kartın mı? Yok. Problem değil, çıkartırız. Sen şu formu dolduruyorsun önce. Kitaplarını aldın mı peki? Ne kitabı? Ha, onları da almadın. Tamam, hallederiz, onu da hallederiz. Sıkıntı değil. İngilizce yazık okuyor musun sen? TOEFL'ım var benim. Atladım, hazırlayayım. Aa, süper. O zaman birinci sınıf dersleri kitapları alacaksın. O da zaten zorunlu dersler için. Tamam. Nereden alınıyor bu kitaplar? Bir bilgin var mı? Ha, gel göstereyim sana, gel. Zahmet vermeyeyim şimdi. Yok canım, ne zahmeti. Zaten kütüphaneye gidiyordum ben de. Hadi gel. Teşekkür ederim. Bekleyeyim mi? Elini de tutarım. Eksik olma hocam. Yapacağını yaptın zaten sen. Ya harbiden amcama yapın mı sen yap. Ama ben onun gibi vefasız değilim. Unutmayacağım bu yılı. Hadi bakalım. Ablacığım be, şu kırmızılardan bana 5 liralık bir şey hazırlasana. Ne yaptın abla ya? Tamam, 10 liralık yap. Hadi sağ ol, hayırlı işler, sağ ol. Ya tam açacaksın yüreğini, ya da hiç yeltenmeyeceksin. Grisi yoktur aşkın. Ya siyah, ya beyazı seçeceksin. Ne oldu? Ya yok, uyuyor kız ya. Sonra şey yaparım. Ya bu Sera ile ilgili bilmediğim bir şey mi var benim? Garip davranıyor sabahtan beri. Dalıp gitmeler falan. Twitter'ına girdim. Bunalım bunalım yazılar. Sen bir şey biliyor musun? Ya. Ne olmuş ki kıza? Üzülmüş belli. Ama ne? Anlatmadı da bana. Zeki, seninle yaklaşık 10 senedir arkadaşız biliyorsun değil mi? Evet. Yani senin benden bir şey saklayıp saklamadığını hemen anlayabilirim. Dökül hemen.
Ya Batu olabilir yani. Ne olabilir? Nasıl Batu olabilir? Ya Gonca'ya söz vermiştim ya. Abi bak, ben senden böyle şeyleri saklamayı sevmiyorum biliyorsun. Zeki, uzatma. Söyle. Öpüşmüş abi bunlar. Yani Batu öpmüş Seray'ı. Eren, oğlum nereye gidiyorsun? Yine gelen kitaplar burada. Okumalar var işte. Klasikler falan. Bunları buradan da kiralayabilirsin. Dönem sonunda geri iade etme koşuluyla. Veya dışarıdan satın alacaksın. Yok, ben buradan hallederim. Sağ ol. Tamam. O zaman alman gereken kitapların listesi hemen şurada. Dokuz otobüsü. Evet. Ya annem yok. Herkesinde kardeş. Yok yok, uyuyakalmıştır. İçeride yok kardeş, yok herkesinde. Ya yok, uyuyakalmıştır, içeridedir. Ya yok. Ya bırak, içeridedir bir bırak. Allah Allah, bırak. İnmiştir molada falan, bir şey olmuştur o. İnmiştir o. Geç otur be. Alo anne, neredesin? Geldim ben anne. Neredesin? Batu oğlum. Çekil be. Annen yok, ben varım. Annemi ver bana, annemi. Sen tercihini yaptın, bizi terk ettin. Ama artık annenin sesini falan duyamayacaksın. Annemi ver bana. Annemi ver bana. Annemi ver. Hepsinden güzel. Git özlet kendini, yine gel. Döneceksin diye söz. Dinle uzaktan. Geldi ha, gelmiyor. Hiçbir zaman da gelmeyecek. Bir yangını yeni baştan. Dinle uzaktan. Bana ne olur ellerini ver. Gideceksin ama yine gel. Döneceksin diye sor. Nerede miydi? Şu.
kusura bakma ya. Yok, önemli değil. Oraya git ama yine gel, döneceksin diye söz ver. Dinle uzaktan çalan şarkı, Hicaz'dan yattık seninle biz bir yangını yeni baştan. Dinle uzaktan küllerin arasından, madem her şey biter yine başlar yeni baştan. Bana ne olur ellerini ver. Bazen büyük hayal kırıklıkları yaşarız. Ama yine gel, döneceksin diye söz ver. Bazen yanlış bir zamanda, yanlış bir yerde, yanlış bir fikrin peşine kapılırız. Bazen öfkemize yenik düşeriz. Bazen aşka mağlup oluruz. Oraya git ama yine gel, döneceksin diye söz ver. Böylesi hepsinden güzel, git özlet kendini yine gel, döneceksin diye söz ver. Dinle uzaktan çalan şarkı, Hicaz'dan yaktık seni. Bazen de bazı şeylerin değerini geç anlıyoruz. Bazen hayatı kaldıramadığımız durumuz, gücümüz yetmez. Her şey üstümüze üstümüze geldiğinde geriye bir tek seçenek kalır. Onu aramak. Onu bulmaya çalışıp bir daha asla bırakmamak ve ona sıkı sıkı sarılmak. İşte onun adı ne biliyor musunuz? Adı mutluluk. Döneceksin.